Orta Doğu'da neredeyse birbirine düşman olmayan ülke yok. Bu durumun sebebi olarak Amerika ve İsrail'in sürekli müdahale ve kışkırtmaları olarak görülebilir. Türkiye ve Mısır yakınlaşacak mı? Yakınlaşırsa ne olur? Bölge dinamikleri hangi yönde seyrediyor? Gelin hep birlikte derinlere inelim. Hazır mıyız? Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Cengiz Tomar, Orta Doğu'da yeni bir dönem mi başlıyor? Başlıklı analizinde Suudi Veliaht Prensi Selman'ın İran'a yönelik mesajlarını değerlendirirken Orta Doğu'da ciddi değişimlere şahit olunmaya başlandığına dikkati çekti. Son haftalarda Orta Doğu'da yıllardır görmediğimiz düzeyde umut verici söylemlere şahit oluyoruz. Bilindiği üzere Orta Doğu'da elan 4 pivot devlet mevcut. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve İran. Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'ın aksine petrol ve doğalgaz gibi kaynaklara sahip olmamasına rağmen gelişmiş düzeyi, ekonomisi, teknolojisi, nüfusu, demokrasisi ve ordusuyla bu devletler arasında en güçlüsü. Genel manada Türkiye'yi sunni ve mutedil bir aktör şeklinde tanımlamak mümkün. Bu dört pivot ülke arasında Mısır ise Arap bloğu içinde bulunan diğer bir sunni mutedil bir ülke olarak tanımlanabilir. Nüfusu, ordusu ve gelişmiş kültürüyle Arap dünyasının beynini ve askeri gücünü temsil ediyor. Bu nedenle Orta Doğu'da Mısırsız savaş, Suriyesiz barış olmaz denir. Suudi Arabistan körfezi de arkasına alarak Arap dünyasında maddi gücü ve sunnilik içinde Selefi mezhebi doktrinini temsil ediyor. Mekke ve Medine'ye hakim olması da başka bir avantajı. Tabii bir de Fars etnisitesini ve Şia'yı temsil eden İran bulunuyor. Önce istihbarat teşkilatları arasında başlayan Türkiye-Mısır görüşmeleri, Ramazan diplomasisi çerçevesinde iki Dışişleri Bakanı'nın telefon görüşmesiyle olumlu bir yöne evrilmiş durumda. Türk Dışişleri Heyeti'nin 5-6 Mayıs'ta Mısır'ı ziyaretiyle ve akabinde gerçekleşecek bakan düzeyindeki görüşmelerle iki ülke arasında normalleşme adımları atılacak. Zira ilişkilerin normalleşmesi hem iki ülke hem de bölge açısından hayati öneme haiz. Türkiye ile ilişkileri soğuk olduğundan Mısır, Yunanistan'la yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasıyla Akdeniz'de 5000 km² bir alanı kaybetti. Türkiye'nin Libya'daki etkinliği de Libya'nın sınır komşusu Mısır'ı doğrudan etkiliyor. Türkiye'deki Mısırlı muhalif gruplar ve basın yayın organları meselesi de Mısır açısından mühim noktalar. Türkiye açısından da Mısır'ın önemi bir hayli büyük. Tarih boyunca iyi ilişkiler sürdüren iki büyük devlet, Arap Baharı sürecinde ters düşmüştü. Bunun akabinde Donald Trump döneminde hem İran'a hem de Türkiye'ye karşı bir güney cephesi kurulmuştu. Bazı körfez ülkelerine Mısır'ın da katılmasıyla oluşturulan bu ekibin bir de İran ve Türkiye karşıtı baş destekçisi İran ayağı bulunmakta. Doğu Akdeniz'de bu cepheye Türkiye karşıtı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi de katılmıştı. Şayet Türkiye-Mısır ilişkileri normalleşirse, bu cephenin en önemli ayağı olan Mısır devreden çıkacağından, Trump sonrası zaten zayıflamış bulunan Türkiye karşıtı Güney cephesi tamamen dağılmış olacak. Özellikle Cemal Khashoggi cinayeti nedeniyle epey gerilen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri son günlerde yumuşama emaresi gösterse de, ajanslara düşen Suudi Arabistan'ın Türk okullarını kapatma kararı bu yumuşamanın gerçekleşmesinin çok da kolay olmadığını gösteriyor. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın son günlerde yaptığı ve ülkenin geleceğini belirleyecek politikaları açıkladığı mülakatlarda dikkat çekici söylem değişiklikleri göze çarpıyor. Özellikle 1979 İran devriminden beri İran'ın Şii nüfuzunun yayılması ve devrim ihracı gibi mezhep tabanlı dış politikalarına Suudi Arabistan'ın da aynı sertlikte mezhep tabanlı cevap vermesi sadece Orta Doğu'da istikrarsızlığı artırmakta kalmadı. Bütün dünyada zaten mevcut olan İslamofobiyi de daha da derinleştirdi. El-Kaide, DAEŞ, Haşd-i Şabi gibi örgütlerle Usama Bin Laden, Eymen Ez-Zevahiri,
Ebu Bekir el-Bağdadi ve Kasım Süleymani gibi son yıllarda çok duyduğumuz isimler aslında büyük oranda İran-Suudi Arabistan çatışmasının komplikasyonlarıydı. Yemen'deki savaşta iki ülke arasındaki nüfuz mücadelesinin muşahhas bir örneğidir. Diğer taraftan Amerika ve Rusya gibi emperyal güçlerle İsrail gibi bölge ülkeleri de bu çatışmayı alabildiğince destekleyip körükleyerek hem bütün taraflara silah sattılar hem de bu çatışmaları bölgedeki emellerini gerçekleştirmekte bir manivela olarak kullandılar. Bu çatışmalardan en büyük zararı ise Orta Doğu ve İslam halkları gördü ve hala görüyor. Bu açıdan Veliaht Prens'in açıklamaları dikkat çekici. Artık aşırılıkla yüzleşmelerinin gerektiğinin altını çözen Muhammed Bin Selman, "Sadece 1979 yılında olduğumuz yere dönüyoruz. Dünyaya, tüm dinlere, tüm geleneklere ve halklara karşı açık bir mutedil İslam sunuyoruz ve radikalizmi hemen bugün yok edeceğiz" ifadelerini kullandı. Şayet söylemde kalmaz ve dediklerini kuvveden fiile geçirebilirse bu temelli bir politika değişikliğine gidilebileceğini gösteriyor. Ama radikallerden kastedilen muhaliflerse bu da üstünde düşünülmesi gereken bir nokta. Bunu zaman gösterecek. Prensin mülakatındaki "İran'ın zor durumda olmasını istemiyoruz. Tam tersine, İran'ın büyümesini ve ortak çıkarlarımız olmasını istiyoruz. Bölge ve dünyada büyümeyi ve gelişmeyi teşvik etmek için bizim İran'da, İran'ın da bizim topraklarımızda karşılıklı menfaatleri olmasını arzu ediyoruz" şeklindeki ifadeler celibi dikkattir. Bu açıklamalarda Trump'ın gidip yerine daha ziyade Rusya ve Çin'i temerküz etmek isteyen Biden'ın gelmesinin rolü büyük. Veliaht Prens aynı söyleşide Amerika ile ülkesi arasında %90 fikir birliği olduğunu söylemesi de artık İran'la mücadelesinin Amerika liderliğinde farklı bir yöntemle sürdürüleceği veya Suudi Arabistan'ın artık İran'la aşırı Sunni akımlar destekleyerek mücadele etmeyeceği anlamına gelebilir. Bu da bütün dünya ve Orta Doğu açısından çok önemli bir gelişme ve şayet gerçekleşirse bölgede mevcut yangının söndürülmesine yardımcı olur. Fakat Veliaht Prens Bin Selman'ın "İran'la olan sorunumuz nükleer programı, bazı bölge ülkelerinde kanuna aykırı davranan milisleri desteklemesi ve balistik füze programı gibi konulardaki olumsuz davranışlar da ortaya çıkıyor" şeklindeki ihtirazi kaydı bir anlamda İran'a da sorumluluklar yüklüyor. En azından şimdilik İran'ın böyle bir niyeti olmadığına göre bu yakınlaşma hususunda kısa vadede bir gelişmenin sağlanmasının zor olduğunu gösteriyor. Ama en azından Veliaht Prens'in mutedil İslam'a atıf yaparak aşırılıkla mücadele edeceğinin sinyallerini vermesi şayet uygulanırsa çok önemli bir gelişme. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal 5-6 Mayıs tarihlerinde Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. İstikşafi görüşmelerde iki ülke arasındaki gelişmelerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yönelik atılması gereken adımlar üstünde durulacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçisi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Senat Lozan'ın başkanlığında 5-6 Mayıs'ta Kahire'de yapılacağı kaydedildi. Açıklamada söz konusu istikşafi görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yönelik atılması gereken adımların üstünde durulacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 15 Nisan'da katıldığı canlı yayında Türkiye ve Mısır arasında önce istihbaratlar arasında açılan kanalın Dışişleri Bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti. Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek diye konuşmuştu. Çavuşoğlu heyetin bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahat güzar düzeyinde sürdürülüyor. Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor. 10 Nisan'da Şükrü ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi yapmış, görüşmenin içeriğinin Ramazan tebriği olduğu açıklanmıştı. Bu görüşmenin ardından Şükrü'den gelen açıklama bununla sınırlı kalmadı. Şükrü, Mısır'ın bu olumlu yaklaşımının ardından Türkiye'nin attığı bazı adımlar olduğunu söyledi. "Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımlar siyasi açıklık aşamasına ilerleme konusunda Türkiye'nin de istekli olduğunun göstergesi. Ben de bu durumun daha ileri taşınmasını umuyorum." Kanalın Kahire Konuşuyor isimli programına telefonla bağlanan Şükrü,
Türkiye'nin attığı olumlu adımları açıklarken Müslüman kardeşler üyelerinin İstanbul üstünden Arapça yayın yaptığı televizyon kanallarının kapatılmasını gündeme getirdi. Bizim dikkate aldığımız şey Müslüman kardeşlerin kanallarının kapatılmasıdır. Dolayısıyla bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Eğer bu kanalların kapatılması belgelenir ve kalıcı hale gelirse, o zaman diğer ülkelerin iç işlerine karışılmamasına yönelik uluslararası hukuk kuralları devreye girmiş olacak. Türkiye'de yayın yapan Müslüman kardeşlerle bağlantılı 3 kanal öne çıkıyor. Mekamelen, El Şark ve Vatan Televizyonları. Mart ayı ortasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır'la görüşmeleri duyurduğu dönemde Arap basınında yer alan haberlere göre Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi karşıtı yayın yapan bu kanallara Türk hükümetinden muhalif yayınların sert tonunu düşürmesi uyarısı yapılmıştı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.